Fizilalil Kur'an tefsiri, yazan, Seyyid Kutup, Müzzemmi Suresi 1. Bölüm. Birey örtüye bürünerek saklanan Muhammed. İki geceleyin biraz uyuduktan sonra kalk. Üç gecenin yarısında uyanık ol, ya bu miktarı biraz eksilt. Dört ya da artır da ağır ağır Kur'an oku. Beş çünkü biz sana sorumluluğu ağır bir söz indireceğiz. 6 Kuşkusuz gece ibadeti gündüze göre daha zor fakat sözü daha etkilidir. 7 Çünkü gündüzleri seni uzun uzun uğraştıracak işlerin vardır. 8 Rabbinin adını an, bütün varlığında ona yönel. 9 O doğunun da batının da Rabbidir, ondan başka ilah yoktur. O halde tek dayanağın o olsun. Evet, ey örtüye bürünerek saklanan Muhammed kalk. Bu göğün seslenişi, yüceler yücesi Allah'ın komutudur. Kalk, seni bekleyen büyük görev için, senin tarafından sırtlanmak üzere hazırlanan ağır yükün altına girmek için ayağa kalk. Çalışmak, yorulmak, sıkıntı çekmek ve eziyetlere katlanmak için ayağa kalk. Kalk, uyku ve istirahat zamanı geride kaldı. Kalk, bu görev için hazırlan, onun gerektirdiği eğitimden geç. Bu komut peygamberimizi sakin evinin, ılık yuvasının yumuşak yatağından çekip çıkararak coşkun ve kurşun gibi ağır dalgalarının ortasına, vicdanlardaki ve pratik hayattaki çekici ve itici boğuşmaların arasına atan büyük ve ürpertici bir buyruktur. Sırf kendisi için yaşayan kimse huzur içinde yaşayabilir. Fakat küçük olarak yaşar ve küçük olarak ölür. Böylesine ağır bir yükü sırtlanan büyük adama gelince uyku, rahatlık, ılık yatak, sakin hayat ve gönül okşayan konfor onun neyini. Peygamberimiz işin iç yüzünü anlamış, gerçeği fark etmişti. Bu yüzden eşi Hatice'nin heyecanını yatıştırması ve uyuması yolundaki önerisine "Ey Hatice, uyku zamanı geride kaldı." diye karşılık verdi. Evet, uyku dönemi bir daha geri gelmemek üzere gerçekten geçmişti. O günden itibaren peygamberimizi sadece uykusuz geceler, yorgunluklar, uzun ve zorluklarla dolu bir cihad görevi bekliyordu. Evet. Ey örtüye bürünerek saklanan Muhammed, geceleyin biraz uyuduktan sonra kalk gecenin yarısında uyanık ol, ya bu miktarı biraz eksilt, ya da artır da ağır ağır Kur'an oku. Burada büyük göreve hazırlayıcı, araçları ilahi kaynaklı ve garantili sonuç verecek bir eğitim programı ile karşı karşıyayız. Bu programın ana maddesi gece uykusunu bölerek kalkmaktır. Üst sınırı gecenin yarısından çok ve üçte ikisinden az bir süredir. Alt sınırı ise gecenin üçte birlik bölümüdür. Gecenin bu saatlerinde namaz kılınacak ve ağır ağır Kur'an okunacaktır. Ayetin orijinalinde kullanılan tertil sözcüğü tok sesle tekvit kuralları uyarınca her harfi doğru biçimde seslendirecek bu arada şarkı söyler gibi yapmayarak sözcükleri ağız boşluğunda dalgalandırmaktan kaçınarak Kur'an okumaktır. Peygamberimizin geceleri kıldığı vitir namazlarının 11 rekatı geçmediği yolunda elimizde kesin bilgiler vardır. Fakat Peygamberimiz gecenin üçte birinden biraz eksik bölümünü bu rekatlarla geçirirdi. Çünkü Kur'an'ı ağır ağır, tane tane okurdu. İmam-ı Ahmed'in Yahya B, Said İbni Ebu Arup, Katade ve Zarare B, Evfa kanalı ile Müsned adlı eserinde verdiği bilgiye göre Said B, Hişam bir gün Abdullah B, Abbas'a gelerek kendisine peygamberimizin nasıl bir vitir namazı kıldığını sordu. Abdullah İbni Abbas da ona, peygamberimizin kıldığı vitir namazı hakkında en geniş bilgisi olan kimsenin kim olduğunu sana söyleyeyim mi, diye sordu. Said B. Hişam'ın, evet, söyle, demesi üzerine Abdullah B. Abbas, Hazreti Ayşe'ye git ve bu soruyu ona sor, sonra da gel, verdiği cevabı bana anlat, dedi. Hikayenin bundan sonrasını Said B. Hişam şöyle anlatıyor. Hazreti Ayşe'ye ey müminlerin annesi peygamberimizin ahlakı hakkında bana bilgi ver dedim. Hazreti Ayşe bana sen Kur'an okumuyor musun diye sordu. Evet demem üzerine peygamberimizin ahlakı Kur'an'ın kendisi idi dedi. Bu cevabın arkasından kalkmayı düşünmüştüm ki birden aklıma peygamberimizin gece ibadeti konusu geldi. Hazreti Ayşe'ye ey müminlerin annesi peygamberimizin gece nasıl ibadet ettiği konusunda bana bilgi ver dedim. Hazreti Ayşe bana sen Müzzemmil suresini okumadın mı diye sordu. Evet okudum demem üzerine Hazreti Ayşe şunları söyledi: Yüce Allah bu surenin baş kısmında geceleri ibadet etmeyi farz kıldı. Bunun üzerine peygamberimiz ile yakın arkadaşları bir yıl boyunca geceleri ayakları şişesiye kadar namaz kılmaya koyuldular. Yüce Allah bu surenin son ayetini 12 ay gökte tuttu. Bir yıl sonra inen son ayetle bu yük hafifletildi ve gece ibadeti farz olmaktan çıkarak nafileye dönüştü. Bu cevabın arkasından yine kalkmayı düşünmüştüm ki birden aklıma peygamberimizin nasıl bir vitir namazı kıldığı konusu geldi. Hazreti Ayşe'ye ey müminlerin annesi, peygamberimizin nasıl bir vitir namazı kıldığı hakkında bana bir bilgi ver dedim. Hazreti Ayşe bana şunları söyledi: Biz onun abdest suyunu ve misvakını hazırladık. Allah onu gecenin dilediği saatinde uyandırırdı kalkınca ağzını misvaklar, abdest alır ve namaza dururdu, hiç oturmadan sekiz rekat kılardı. Sekizinci rekatta oturunca Allah'ın adını anar, ona dua ederdi. Sonra selam vermeden kalkar, dokuzuncu rekatı kılardı. Sonra oturup tek olan Allah'ın adını anar, dua eder, arkasından işitebileceğimiz bir ses tonu ile selam verirdi. Bu selamın arkasından oturduğu yerde iki rekat daha kılardı. Yavrum böylece kıldığı vitir namazı 11 rekat olurdu. Sonraları yaşlanıp da vücudu ağırlaşınca ayakta kıldığı 9 rekatlık vitri 7 rekata indirdi. Selam verdikten sonra da oturarak 2 rekat daha kılıyordu. Yavrum böylece kıldığı toplam vitir namazı 9 rekat oluyordu. Peygamberimiz kıldığı namazları sürekli olarak kılmayı severdi. Bu yüzden geceleri uyanamayınca yahut bir sancısı, bir hastalığı olunca kaçırdığı bu gece namazı yerine gündüzleri 12 rekat kılardı. Peygamberimizin gece sabaha kadar Kur'an okuduğunu ve Ramazan dışında bir ay boyunca oruç tuttuğunu hiç hatırlamıyorum. Bu eğitim programı, indirilecek olan ağır söze peygamberimizi hazırlamak içindi. Okuyoruz. Çünkü biz sana sorumluluğu ağır bir söz indireceğiz. Ağır sözden maksat bu Kur'an ve içerdiği yükümlülüklerdir. Kur'an aslında ağır değildir, okunması ve anlaşılması kolay bir kitaptır. Fakat o, hak terazisindeki tartısı ve kalplere yönelik etkisi açısından ağırdır. Nitekim Yüce Allah başka bir ayette, eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirmiş olsaydık, sen onun Allah korkusu ile parça parça olduğunu görürdün, buyuruyor. Haş suresi, 21 ama Yüce Allah Kur'an'ı bir dağ değil de onu algılamaya yetenekli ve dağdan daha sağlam, daha sarsılmaz bir kalbe indirdi. Bu nur ve bilgi feyzini algılayıp özümlemek, gerçekten uzun hazırlığı gerektiren ağır bir işti. Büyük ve soyut evrensel gerçeklerle iletişim kurmak, gerçekten uzun hazırlığı gerektiren ağır bir işti. Yüceler alemi ile, evrenin özü ile, canlı cansız tüm yaratıkların ruhları ile peygamberimizin kurduğu gibi bir ilişki kurmak gerçekten uzun varlığı gerektiren ağır bir işti. Tereddütsüz ve kuşkusuz bir kararlılıkla bu yola koyulmak, bu görevi yürütürken içgüdülerin fısıltılarına, dışarıdaki çekim odaklarına ve engellere kapılmaksızın, sağa sola bakmaksızın ilerleyebilmek gerçekten uzun hazırlık gerektiren ağır bir işti. Geceleyin herkes uyurken ayakta olup ibadet etmeyi, gündelik hayatın daha dağısından ve karmaşasından uzaklaşarak Yüce Allah ile ilişki kurmayı, onun feyzini ve nurunu algılamayı, onun birliğinin beraberliğinde coşup onun da baş başa kalmanın masum yaşamayı, sanki yüceler aleminden yeni iniyormuş gibi ve varlık aleminin her yanından sözsüz ve sözcüksüz bir yankı yükseliyormuş gibi bir heyecanla evrenin sessizliği ortasında ağır ağır Kur'an okumayı, gecenin karanlığı içinde Kur'an'ın ışınlarını, mesajlarını ve yüksek frekanslı titreşimlerini düşünelim. Bütün bunlar bu ağır sözü yüklenmeye, bu değerli yükümlülüğü sırtlanmaya, bu ağır sıkıntıyı göğüslemeye hazırlanan peygamberimiz için son derece gerekli birer azık niteliğindedirler. Aynı zamanda bu çağrının savunuculuğunu üstlenen her kuşaktan dava adamları için bu böyledir. Bu saydıklarımız, uzun ve meşakkatli yolları boyunca dava adamlarının kalplerini aydınlatır, onları şeytanın vesveselerinden ve bu aydınlık yolu saran karanlıkların çöllerinde şaşırmaktan korur. Okumaya devam edelim. Kuşkusuz gece ibadeti, gündüze göre daha zor, fakat sözü daha etkilidir. Ayetin orijinalinde geçen, naşiyeteleyli, tamlaması, gecenin yatsıdan sonraki gelişmeleri anlamına gelir ayette gece faaliyetleri gündüze göre daha zor yani vücut için daha yorucu fakat sözü daha etkilidir. Tefsir bilgini Mücahid'in açıklamasına göre yararı daha kalıcıdır deniyor. Gerçekten gündüz yorgunluğu arkasından uykunun çağrısı çok güçlü olur, yatağın çekiciliği dayanılmaz boyutlara ulaşır. Bu çağrıya ve bu çekiciliğe karşı koyup bir şeyler yapmak, mesela ibadet etmek insan vücuduna son derece yorucu gelir. Fakat vücudun bu isteğini yenerek uyanık kalabilmeyi başarmak ruhun özgürlüğünü ilan etmek. Yüce Allah'ın çağrısına olumlu cevap vermek, onunla baş başa kalma uğruna özveride bulunmaktır. Bu yüzden gecenin sözü, daha etkili,dir. Geceleyin Allah'ı anmanın ayrı bir hazzı, gece kılınan namazın ayrı ürperticiliği, geceleyin Allah'a yalvarmanın ayrı bir coşkusu vardır gece zikirleri gece namazları gece duaları kalbe öylesine büyük bir huzur ve Allah'a yakınlık duygusu doldurur ki kalpleri öylesine duyarlı ve ışıklı hale getirir ki bu durum gündüz namazlarında ve zikirlerinde görülmeyebilir. Kalplerin yaratıcısı olan yüce Allah onların giriş kanallarını, bam tellerini, onlara hangi mesajların gideceğini ve etkili olabileceğini, onların günün hangi saatlerinde daha açık mesaj almaya daha hazırlıklı ve yetenekli olacaklarını, hangi uyarıcıların onlarda daha canlı ve güçlü etki uyandırabileceğini herkesten iyi bilir. Kulu ve elçisi Hazreti Muhammed'i bu ağır sözü algılamaya ve bu koca yükü sırtlanmaya hazırlayan yüce Allah onun için gece ibadetini uygun gördü. Çünkü gece faaliyetleri gündüze göre daha zor ve daha yorucu olmakla birlikte geceleyin söylenen sözler daha etkilidir. Bunun yanı sıra onun gündüzleri yoğun işleri ve uğraşmaları vardır. Bunlar onun enerjisinin ve ilgisinin çoğunu tüketmektedir. Okuyalım. Çünkü gündüzleri seni uzun uzun uğraştıracak işlerin vardır. Öyleyse peygamberimiz gündüzlerini bu yoğun işlere ve uğraşmalara ayır. Malı, geceleri ise Rabbi ile baş başa kalarak namaz kılmalı, Allah'ı anmalıdır. Okuyoruz. Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel. Allah'ın adını anmak demek sadece yüzlük ya da binlik zikir, teşbihleri ile onun yüce adını tekrarlamak demek değildir. Gerçek anlamda Allah'ın adını anmak dille yapılacak zikir ile birlikte uyanık bir kalbin onu anmasıdır. Bunun yanı sıra aynı kalp duyarlılığı ile namaz kılmak ve Kur'an okumaktır. Ayetin orijinalinde geçen tebettül sözcüğü de insanın yüce Allah dışındaki her şeyle ilgisini tamamen kesmesi, tüm varlığı ile Allah'a yönelerek ibadete ve zikre dalması, her türlü oyalayıcı ve gönül karıştırıcı yabancı duygudan arınması, tam bir duygusal duyarlılıkla Allah ile baş başa kalması demektir. Yüce Allah dışındaki her şeyle ilişkiyi kesme anlamına gelen tebettülün gereği vurgulandıktan sonra zaten gerçekte Allah dışında hiçbir şeyin var olmadığı, isteyenin ona yönelebileceği vurgulanıyor. Okuyoruz. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde tek dayanağın o olsun. O bütün yönlerin Rabbidir. O doğunun da batının da Rabbidir. O kendisinden başka ilah olmayan tek ve birdir. Her şeyden soyutlanıp sırf ona bağlanmak aslında şu evrendeki tek gerçeğe bağlanmaktır. Ona dayanmak aslında şu evrendeki tek güce dayanmaktır. Tek olan Allah'a dayanmak, onun birliğine, doğuyu ve batıyı, başka bir deyimle tüm evreni kapsayan egemenliğine inanmanın dolaysız ürünü ve sonucudur kalp komutu ile bu ağır yükü sırtlanmaya çağrılan Peygamberimizin her şeyden önce tüm varlığı ile Allah'a yönelmeye, diğer her şeyi bir yana bırakarak sırf ona dayanmaya ihtiyacı vardır. Çünkü ağır bir yük altında çıkacağı uzun yolculuğu sırasında gerekli gücü ve azığı bu kaynaktan alacaktır. M-Ü-Ş-R-İ-K-L-E-R -e ve Cehennem Sonraki ayetlerde peygamberimize sabırlı olması, hem şehirlerinden gelen suçlamalara, yüz çevirmelere, engellemelere ve baltalama girişimlerine karşı geniş gönüllü olması, mesajını yalanlayanlarla arasına mesafe koyması, onlara mühlet tanıması direktifi veriliyor. Yalanlayıcılara mühlet tanımalıdır, çünkü yüce Allah onlar için ağır zincirler ve acı bir azap hazırlamıştır. Okuyoruz. 10 Müşriklerin senin için dediklerine sabret yanlarından nazik bir şekilde ayrıl. 11 Ayetlerimi yalanlayan o zenginlerin işini bana bırak onlara biraz süre tanı. 12 Çünkü bizim yanımızda ağır zincirler ile cehennem vardır. 13 insan boğazından geçmez yiyecekler ile acıklı azap vardır. 14 O gün yer ve dağlar şiddetle sarsılır dağlar gevşek kum yığınlarına dönüşür. 15 ey insanlar, biz nasıl Firavun'a bir peygamber gönderdiysek size de davranışlarınızı yakından gözleyecek bir peygamber gönderdik. 16 Firavun, gönderdiğimiz peygambere karşı geldi de kendisini sert bir şekilde yakalayıverdik. 17 Eğer kafir olursanız, çocukların saçlarını anında ağırtan o günün dehşetinden paçayı nasıl kurtaracaksınız? 18 o günün dehşetinden gökler parçalanacaktır. Allah'ın sözü kesinlikle yerine gelir. Surenin başlangıç bölümünün peygamberimize peygamberlik görevi yerildiği ilk günlerde indiğini ileri süren birinci rivayetin doğru olması durumunda, Surenin bu bölümünün çağrı kampanyasının açığa vurulduğu, yalanlayıcıların ve dil uzatanların ortaya çıkarak peygamberimize ve müminlere eziyet yönelttikleri sonraki yıllarda indiği kabul edilmelidir. Buna karşılık eğer ikinci rivayetin doğru olduğu varsayımından hareket edilirse surenin ilk yarısının bir bütün olarak müşriklerin peygamberimize yönelik eziyetleri ve yürüttüğü çağrı kampanyası karşısındaki engellemeleri üzerine indiği düşünülmelidir. Bu ihtimallerden hangisi doğru olursa olsun gece ibadetine ve Allah'ı anmaya ilişkin direktifi izleyen bu ayetlerde peygamberimizin sabretmeye yöneltildiği görülüyor. Çünkü gece ibadeti ve zikir ile sabır bu çağrı hareketinin uzun ve sıkıntılı yolu boyunca kalbi besleyecek olan iki önemli ve birbirinden ayrılmaz azık türüdürler. Bu iki azık türü bu çağrının hem vicdanların kuytu köşelerine yönelik iç yolculuğu sırasında hem de çağrının düşmanlarına yönelik dış yolculuğu sırasında aynı oranda gereklidir. Çünkü her iki yolculuk da aynı derecede zor ve sıkıntılıdır. Bu yüzden peygamberimize, müşriklerin senin için söylediklerine sabret direktifi veriliyor. Yani müşriklerin kin ve nefret güdüsü ile senin hakkında söyledikleri bütün çirkin sözleri sabırla karşıla. Bunun yanı sıra, yanlarından nazik bir şekilde ayrıl. Yani onları paylama, onlara kızma, onlara küsme, onlara kırıcı karşılıklar verme. Bu direktif, bu çağrı hareketin Mekke dönemine, özellikle bu dönemin ilk yıllarına ilişkin yöntemini yansıtıyor. Bu yöntem sırf kalplere ve vicdanlara seslenmekten, soğukkanlı duyurma ve anlatma girişiminden ibaretti. Kaba davranışları ve yalanlamaları nezaketle karşılayarak tartışma ortamından tatlılıkla ayrılmak Allah'ı anmanın yanı sıra sabırlı olmayı gerektirir. Yüce Allah bütün peygamberlerine ve bu peygamberlere inanan mümin, kullarına ısrarla sabırlı olmayı öğütlemiştir. Sabır bu davayı omuzlayacak kimselerin azığı, cephanesi, kalkanı, silahı, sığınağı ve korunağıdır. Sabır, cihaddır nefse karşı, nefsin arzu ve ihtiraslarına karşı, nefsin sapmalarına karşı, nefsin zaaflarına karşı, nefsin yalpalanmalarına karşı, nefsin aceleciliklerine ve umutsuzluklarına, onların yöntemlerine, önlemlerine, komplolarına, eziyetlerine ve baskılarına karşı cihaddır. Genel olarak bütün nefislere karşı cihaddır. Çünkü nefisler bu davanın yükümlülüklerinden kaytarmaya, sıyrılmaya çalışırlar. Bu davanın özü ile bağdaşmayan, onunla çelişen çeşitli kılıklar arkasında saklanmaya girişirler. Dava adamının bütün tehlikeler karşısındaki tek azığı sabırdır. Allah'ı anmak ise hemen hemen her durumda sabrın ayrılmaz yoldaşıdır. Senin için söylediklerine sabret, yanlarından nezaketle ayrıl ve o yalanlayıcılar ile aramızdan çekil, onların hakkından ben gelirim. Okuyalım, ayetlerimi yalanlayan o zenginlerin işini bana bırak, onlara biraz süre tanı. Evet, ayetlerimi yalanlayanların işini bana bırak. Düşünelim ki, bu sözü kahredici, karşı durulmaz ve sarsılmaz üstün gücün sahibi olan Yüce Allah söylüyor. Yalanlayıcılar ise bir takım insanlar. Onları tehdit eden ise hiç yoktan var edicileri ve bu uçsuz bucaksız evrenin tek bir ol komutu ile yaratıcısı olan yüce Allah'tır. O yalanlayıcıları bana bırak. Dava benim davamdır. Sana düşen sadece onu duyurmaktır. Bırak yalanlasınlar, nezaketle ayrılıver yanlarından. Onlarla savaşmayı doğrudan doğruya ben üzerime alacağım. Sen onlar için kafanı yorma, müsterih ol. Ne sarsıcı, akılları baştan alıcı, bel kırıcı ağır bir darbe. Düşünelim ki bir yanda ezici iradenin sahibi, öbür tarafta şu zavallı ve güçsüz varlıklar. Bunlar zengin, varlıklı kimselermiş. Yeryüzünün kendileri gibi olan yaratıkları karşısında istedikleri kadar zorbalık taslasınlar, yüce Allah karşısında bunun ne anlamı olabilir ki? Devam ediyoruz. Onlara biraz süre tanı. Onlara tanınacak süre dünyadaki hayatlarının tümünü kapsasa bile o yine azıcıktır. Dünya hayatı yüce Allah'ın hesabına göre bir gün ya da bir günden bile azdır. Bu hayat noktalandığında onların kendi hesaplarında da bu kadarlık bir yeri olacaktır. Dahası, onlar bu hayatı kıyamet günü bir saat gibi göreceklerdir. Kısacası bu hayat, süresi ne kadar olursa olsun, azıcıktır. Onlar bu hayatı, ezici ve öce alıcı Yüce Allah'ın pençesinden kurtulmuş olarak noktalasalar bile bunun bir anlamı yoktur. Çünkü o, az kullarına biraz mühlet tanır ama arkasından sert biçimde yakalarına yapışır. Okuyalım. Çünkü bizim yanımızda ağır zincirler ile cehennem vardır. İnsan boğazından geçmez yiyecekler ile acıklı azap vardır. Ağır zincirler, cehennem ateşi, gırtlaktan geçmez ve boğazı yırtan yiyecekler ve acı azap. Bunların tümü ellerindeki nimetin değerini bilmeyen, bu nimeti verene şükretmeyen, varlıklıların, zenginlerin nankörlüklerine uygun düşen cezalardır. Ey Muhammed, sen onlara karşı sabırlı ol, kabalıklarını aldırış etme, bana bırak onları. Çünkü bizim elimiz altında ağır zincirler var. Onlara vururuz bu zavallıları, işkence nasılmış görürler o zaman. Cehennemimiz var bizim, atarız onları içine, sarar vücutlarını onun alevleri. Bizim öyle yiyeceklerimiz var ki, gırtlaklarım, boğazlarını yırtan tırmalayıcı çıkıntılara sarılmışlardır. Ayrıca o korkunç günde çarpılacakları acıklı azabımız var, kendilerini bekleyen arkasından bu korkunç günün sahnesi canlandırılıyor. Okuyoruz. O gün yer ve dağlar şiddetle sarsılır, dağlar gevşek kum yığınlarına dönüşür. Burada insanları aşarak yeryüzünü, yeryüzünün çoğu alanlarını kapsamını alan bir dehşet tablosu ile yüz yüzeyiz. Bu dehşetle yeryüzünün çoğu alanları sarsılıyor, paniğe kapılıyor, parçalanıyor, çöküyor. Bu dehşetin korkunçluğu karşısında zavallı ve güçsüz insanların ne hale düşeceklerini varın siz düşünün. Bu korkunç sahneyi izleyen ayette varlıklı, zengin yalanlayıcıların bakışları başka bir tarafa çevriliyor. Kendilerine zorba Firavun hatırlatılıyor. Arkasından yüce Allah'ın karşı gelinmez, ezici gücü ile bu zorbanın yakasına nasıl yapıştığına değiniliyor. Okuyoruz. Ey insanlar biz nasıl Firavun'a bir peygamber gönderdiysek size de davranışlarınızı yakından gözleyecek bir peygamber gönderdik. Firavun gönderdiğimiz peygambere karşı geldi de kendisini sert bir şekilde yakalayıverdik. Burada Firavun hikayesine kısaca değiniliyor. Fakat bu kısa hatırlatma, Allah'ın ayetlerini yalanlayanların kalplerini çırılçıplak soyarak tir tir titretecek niteliktedir. Çünkü sarsılan ve yıkılan yer ve dağ sahnesinin hemen arkasından geliyor. Az önceki ahiretteki yakalayış idi, bu ise dünyadaki yakalayıştır. Peki müşrikler bu korkunç dehşetten kendilerini nasıl kurtaracaklar, nasıl korunabilecekler? Okuyoruz. Eğer kafir olursanız, çocukların saçlarını anında ağırtan o günün dehşetinden paçayı nasıl kurtaracaksınız? Daha önce yeri sarstığı, dağları yerlerinden oynattığı belirtilen kıyamet dehşeti burada gökleri parçalayan ve genç yaştaki çocukların saçlarını anında ağartan bir panik tablosunda sunuluyor. Başka bir deyimle hem cansız tabiatta hem de canlı insanlar üzerinde somut etkisini gösteren bir dehşetle yüz yüzeyiz. Kur'an bu dehşeti olmakta olan bir olay gibi bir canlılıkla okuyucuların gözleri önüne getiriliyor. Arkasından bu dehşeti daha da pekiştiren bir cümle ile karşılaşıyoruz. Allah'ın sözü kesinlikle yerine gelir. Havada kalmaz, mutlaka gerçekleşir. O her istediğini yapar. Onun dilediği hemen verir. Yüce Allah hem evrende ve hem de insanın kendisi üzerinde somutlaşan bu dehşetin önünde müşriklerin kalplerine dokunuyor, onları ders almaya, kurtuluş yolunu, yani onun yolunu seçmeye özendiriyor okuyalım. 19 Bu söylenenler bir öğüttür. Dileyen, Rabbine erdirecek yolu tutar. Bu, sıkıntı dolu dehşete sürükleyen felaketli yolun yanında Allah'a erdiren yol güvenli ve rahattır. Bu ayetler yalanlayıcıların dizlerini titretirken Peygamberimiz ile o günün bir avuçluk güçsüz mümin azınlığın kalplerine huzur, güven ve sarsılmazlık duygusu aşılıyor. Çünkü peygamberimiz ve müminler bu ayetleri okurken şunları hissediyorlar. Yüce Allah onlarla beraberdir, düşmanlarını tepeliyor, ağır cezalara çarptırıyor. Şu anda onlara kısa bir mühlet verilmiştir, o kadar. Bu mühletin süresi dolunca işlerini bitirecektir. Tanınan mühletin sonu gelince yüce Allah hem kendisinin hem de müminlerin düşmanları olan bu sapıkları yakalarından tutarak ağır zincirlere vuracak, cehenneme atacak ve acıklı azaba uğratacaktır. Yüce Allah gerçi düşmanlarına bir süre için mühlet tanır ama hiçbir zaman dostlarını onların ellerine bırakmaz. Şimdi surenin ikinci yarısına sıra geldi. Tek ve uzun bir ayetten oluşan bu bölüm, bu konudaki en tutarlı ve güvenilir görüşe göre surenin girişinden bir yıl sonra inmiştir. Okuyoruz. 20 senin ve bazı arkadaşlarının, gecenin ya üçte ikisine yakın bölümünü ya yarısını ya da üçte birini ibadetle geçirdiğinizi Rabbin biliyor. Gecenin ve gündüzün sürelerini belirleyen Allah'tır. O bu gece ibadetinin temposuna dayanamayacağınızın farkındadır. Bundan böyle kolayınıza gelecek kadar Kur'an okuyunuz. Aranızda hastalar olacağını, bir bölümünüzün Allah'ın lütfettiği geçim payını elde edebilmek için yeryüzünde oradan oraya koştuğunu, bir bölümünüzün de onun yolunda savaştığını Allah biliyor. Öyleyse kolayınıza gelecek kadar Kur'an okuyunuz. Namazı kılınız, zekatı veriniz, gönüllü olarak ve karşılık beklemeksizin Allah'a borç veriniz kendiniz için yaptığınız hayırları ileride Allah katında daha yararlı ve daha büyük ödüllü olarak bulursunuz. Allah'tan af dileyiniz. Hiç kuşkusuz Allah bağışlayıcı ve merhametlidir. Bu ayet çekilen yorgunlukları, zahmetleri ve sıkıntıları yumuşak okşayışları ile silen serin bir hafifletme, meltemi estiriyor. Yüce Allah'ın peygamberimize ve müminlere yönelik kolaylaştırma çağrısını seslendiriyor. Yüce Allah peygamberimizin ve müminlerin samimi bağlılıklarını belirlemiştir. Onların uzun gece namazları boyunca ayakta dikilmekten ayaklarının şiştiğini görmüştür. Aslında o, uzun uzun Kur'an okuyarak ve saatlerce namazda durarak sıkıntı çekmesini istemektir. Onun istediği tek şey peygamberimizi hayatının geride kalan bölümü boyunca sırtında taşıyacağı ağır göreve hazırlamak ve kendisiyle birlikte bu çetin yola giren az sayıdaki müminlerin onun temposuna ayak uyduracak pişkinlik düzeyine yükselmelerini sağlamaktı. Ayetin ilk cümlelerini oluşturan sesleniş, sevgi yüklü ve güven aşılayıcıdır senin ve bazı arkadaşlarının, gecenin ya üçte ikisine yakın bölümünü ya yarısını ya da üçte birini ibadetle geçirdiğinizi Rabbin biliyor. Rabbin seni ve arkadaşlarını görüyor. Yakın arkadaşlarınla birlikte geceleri uykusuz kalarak kıldığımız namaz Allah'ın terazisinde ağırlık sağlamış, kabul edilmiştir. Rabbin senin yakın arkadaşlarınla birlikte uykularınızı bölerek yataklarınızdan kalktığınızı, soğuk gecelerde ılık döşeklerinizden isteyerek uzaklaştığınızı, kışkırtıcı yatak fısıltısı yerine yüce Allah'ın çağrısına kulak verdiğinizi biliyor. Rabbin sana ve yakın arkadaşlarına acıyor ve taşıdığınız bu gece ibadeti yükümlülüğünü hafifletmek istiyor. Devam ediyoruz. Gecenin ve gündüzün sürelerini belirleyen Allah'tır. Buna göre birinden alır, öbürüne ekler. Böylece geceler bazan uzun, bazan de kısa olur. Sen ve yakın arkadaşların kısa uzun ayırımı yapmaksızın gecelerin ya üçte ikiye yakın bölümlerini ya yarılarını ya da üçte birilerini ibadetle geçirmeye devam etmek durumundasınız. Allah bunu sürdürmenin size zor geleceğini biliyor. O sizi sıkmak, sıkıntıya sokmak istemez. Onun istediği tek şey sizin ilerideki mücadeleniz için azık biriktirmenizdir. Bu azığı biriktirdiğiniz görüldü. O halde bu yükümlülüğünüzü hafifletin, gece ibadetinizi kolaylaştırın. Devam ediyoruz. Bundan böyle kolayınıza gelecek kadar Kur'an okuyunuz. Gece namazlarınızda uzun uzun Kur'an okuma uygulamasına son veriniz, kendinizi sıkıntıya düşürmeyiniz, aşırı derecede yorulmayınız. Yüce Allah sizi tüm emeklerinizi ve enerjilerini yutacak görevlerin beklediğini biliyor. Uzun gece ibadeti bu görevlerle birlikte zor olur. Devam ediyoruz. Aranızda hastalar olacağını, bir bölümünüzün Allah'ın lütfettiği geçim payı elde edebilmek için yeryüzünde oradan oraya koştuğunu, bir bölümünüzün de onun yolunda savaştığını Allah biliyor. Hastalar gece ibadeti yapmak için zor kalkarlar. Bir bölümünüzde gündüzleri geçim peşinde koşmak, bunun için çalışmak zorundadır. Bu da hayatın kaçınılmaz gereklerinden biridir. Yüce Allah sizin dünya işlerinden el etek çekerek tıpkı Hristiyan keşişleri gibi manastırlara kapanıp kendinizi tümü ile ibadete vermenizi istemez. Bunun yanı sıra yüce Allah ileride size savaşma izni verecek, zalimler karşısında zafer kazanmanızı nasip edecek, yeryüzünt azgınları titretecek İslam sancağını dalgalandırmayı başarmanızı sağlayacaktır. O halde bu yükümlülüğünüzü hafifletin. Öyleyse kolayınıza gelecek kadar Kur'an okuyunuz. Kendinizi zora, sıkıntıya, meşakkate koşmayınız. Yalnız bu dinin farz olan görevlerini düzenli biçimde yerine getiriniz. Namazı kılınız, zekatı veriniz. Bunların yanı sıra Yüce Allah'a karşılık beklemeksizin, gönüllü olarak borç veriniz, ileride karşılığını fazlası ile bulacak hayırlar yapınız. Yani, gönüllü olarak ve karşılık beklemeksizin Allah'a borç veriniz. Kendiniz için yaptığınız hayırları ileride Allah katında daha yararlı ve daha büyük ödüllü olarak bulursunuz. Ayrıca Allah'a yönelerek ondan kusurlarınızı affetmesini dileyiniz. Çünkü insan ne kadar dikkat ederse etsin, ne kadar doğruyu araştırırsa araştırsın yine de yanılabilir, kusur işleyebilir. Allah'tan af dileyiniz. Çünkü kuşkusuz Allah bağışlayıcı ve merhametlidir. Bu ayet, gece ibadetine ilişkin buyrukta bir yıl sonra gelen bir kolaylaştırma direktifi, bir merhamet, sevgi ve güven aşılama dokunuşudur. Yüce Allah böylece müminlerin gece ibadeti ile ilgili yükümlülüklerini hafifletmiş, bu ibadeti farz olmaktan çıkarıp, nafileye dönüştürmüş oluyordu. Peygamberimize gelince o bu konudaki tutumunu değiştirmemişti. Yine gecenin üçte birinin altına düşmeyen bir bölümünü ibadetle geçirme uygulamasına bağlı kalmıştı. Gecenin bu sessiz ve sakin saatlerin Rabbine yalvarıyor, onun dergahına sığınarak hayat ve cihad azığı sağlıyordu. Üstelik gözleri uykuya dalsa bile kalbi hep uyanıktı, sürekli Allah'ı anıyor, her an ona bağlılığını tazeliyordu sırtında taşıdığı yükümlülüğün ağırlığın ve sorumluluklarının yorgunluğuna rağmen geceleri Yüce Rabbi ile baş başa kalmayı hep devam ettirmiştir. Çünkü her şeyden yana boşalttığı kalbinde sadece Yüce Allah vardı.